Bu köprü, bu asma köprü yapılmazsa böyle 5 saat, 10 saat bekleriz kuyrukta dedi Hamdi Yılmazer. Mühendis Enver Telçeken hangi partiyi tuttuğunu açığa vurmayan bir gülüşle o da olur dedi. Önce şehir yolları bir soluk alsın, köprü de peşinden. Ben Japonya'da gördüm, apartman gibi kat kat yollar, 2 kat, 3 kat, karşıdan karşıya köprüler, altından akan araba selleri. Asma köprü de Japonlara yakışır doğrusu. Ben onların yerinde olsam bütün adaları asma köprülerle bağlardım birbirine. Tek parçalık bir kıta yapardım. Çin gibi koskocaman Japon kıtası. Tesbih gibi dizerdim adaları ipliğe. 99'luk bir nurcu tesbihi gibi. Çocuk balosundan dönüyorlardı böyle çoluk çocuk. Hamdi Yılmazer başkanıydı Sahipsiz Yavruları Kurtarma Koruma Derneği'nin. Arabada kucak kucağa sıkışmaktansa vapura kapağı atar atmaz hemen geçmişlerdi alt salonlardan birine. Okşan, babacığım dedi, gene mi politika? Asma köprünün ne ilgisi var politikayla? Karşı tarafa geçmesi gereken ve arabası olan her yurttaş gibi bir asma köprü istiyorum. Varsın Asya, Avrupa milletleri de yararlansın bu köprüden, fakir halkımız da. Karısı, hay yararlanamaz olsunlar dedi. Yetti bu köprü. Evde köprü, gazinoda köprü, baloda köprü. Sen hala böyle köprülerle partiyi destekle dur. Aday adayı bile göstermediler seni bu sefer yine. Haklısın karıcığım dedi Hamdi Yılmazer. Aday adayı bile olamadım. Yazık. Bu saatlere kadar memleket çocuklarını kurtarmak için balolarda ömür tüketeyim de bitiyorum uykusuzluktan. Şu ayakkabılar da öyle bir sıkıyor ki. Affedersiniz çocuklar, kavruldu ayaklarım, kara sular oturdu. Karısı atıldı. Bir dakika oturmadın ki, senin neyine yeni danslar? Sen tango devrinin adamısın, caz çalmaya başladı mı hop ayaktasın. Hamdi Bey, ne yaparsın, omuzlarımızda sorumluluk. Sen balo tertipliyorum diye dünyayı ayağa kaldır, kendin otur heykel gibi. Olur mu canım karıcığım? Sıyırdı ayakkabılarının ikisini de ayağından, kanepenin dibine fırlattı. Of be, kütük gibi de şişmiş ayacıklarım. Onları yeniden bu kalıba sokabilirsen sok. Büyük kızı Nermin yaslandığı kocasının omzundan başını kaldırdı. Babacığım dedi, ayağının asıl numarasından hiç olmazsa bir numara büyük alsan ayakkabılarını. Daha da rahat edersin sanırım. Alır mı hiç dedi Zahide Yılmazer. Küçük görünsün salapuryalar. 44 numara pabuçla dansa kalkmaya biraz cesaret ister. Yılmazer ayak kokusunu sigara kokusuna boğdurmak için çıkardı paketini, herkese birer sigara uzattı. Eğer aday adayı olsaydım seçmenlerime bir ikramda bulunacaktım. Amerikan dergilerinden birinde görmüştüm. Anladım dedi Enver Telçeken. Birer tek ayakkabı hediye edecektin değil mi seçmenlere? Evet dedi Hamdi Yılmazer. Hem de ısmarlama soyundan. Hamdi Yılmazer'in kızı sordu. Ya kazanamazsam babacığım? Kazanamazsam mı var mı? Ben ısmarlama ayakkabı dağıtacağım da kazanamayacağım ha? Ama baba, ya uyumu sana vereceğim diye kandırırlarsa seni? Hamdi Yılmazer, kandıramazlar. Oylarını bana vermezlerse ayakkabının ikinci tekini alamazlar ki dedi. Sigarasını öfkeyle çekti, kırçıl bıyıklarının arasından iki huni halinde iki yana dağılan dumanlara yenilerini eklemek için bir iki nefes daha çektikten sonra oturduğu kanepenin dibine fırlattı. Aradan çok zaman geçmeden kirli bir bilek uzandı kanepenin altından, incecik parmaklar ustaca yapıştı henüz sönmeyen sigaraya. Bir duman baloncuğu yükselmeye yönelirken birden dağılıverdi boşlukta. Ne izmaritin usta ellerle avlanışını, ne de bu dağılan duman baloncuğunu kimseler görmemişti. Hamdi Yılmazer, ama kaç para eder dedi. Seçime bile giremedim ki. Ah bir katılsaydım, %100 senatodaydım. Karısı, ben senin yerinde olsam gider merkezden. Yo karıcığım diye sözünü kesti Hamdi Yılmazer. Merkezden koydurmaya daha vakit var. Hele genel seçimler gelsin, yollayacağım seni Ankara'ya. Bu saatlere kadar boşuna mı uykusuz kalıyoruz?
Hep bu memleket için. Memleketin kimsesiz, sahipsiz çocukları için. İçim parçalanıyor vallahi. Yolda ceketsiz, pabuçsuz bir ana kuzusu gördün mü? Mühendis, bırak bunu tukçu ağızlarını Hamdiciğim diye kesti sözünü. Doğrusu büfeyi iyi tertiplemişsin. Bayıldım havyarlı sandviçlere. Hani karides kokteyli de Hilton'unkine taş çıkartıyordu. Enfesti doğrusu. Kuzum Hamdiciğim, şu piyango ne bıraktı derneğe? Var mı bir 50.000? Hamdi Yılmazer, sütyen artırması hariç 42.000 dedi. Mühendis, temiz para. Önümüzdeki bayramda gene 10 çocuğa birer beykoz kundurası giydirirsin dernek adına. Hamdi Yılmazer döndü. Kundura mı dedin? Bizim dernek senin bildiğin öyle hayırsever kadınlar kurumundan değil. Ben bu gecenin gelirleriyle bir İsveç gezisi düşünüyorum. Üyelerimiz görsünler Eloğlu nasıl çocuk yetiştiriyor. Biz çocuk deyince ilk önce pabuç geliyor aklımıza. Oysa çocuk pabuçsuz da büyür. Eğer pabuç gerekirse bizim takunyalar ne güne duruyor? Doktor Şol takunyalarının bizimkilerden ne üstünlüğü var? İşin en önemli yönü çocuğun pabucu değil, eğitimi, ahlakça gelişmesi, üstün moral sahibi olması. Araba vapuru Üsküdar'a yanaşmıştı. Biletçi salonun kapısından göründü. Biletleri kontrol edecek yerde eğilmiş kanepelerin altlarını gözden geçiriyordu. Vay anasını diye gürledi. Yağmur başladı mı bütün tophanenin piç kuruları burada. Birden 7-8 çocuk fırladı kanepelerin altından. Köşeye sıkıştırılmış sokak kedileri gibi attılar kendilerini kapıdaki biletçinin ayaklarına. Memur boşluğa salladığı tekmelerden hiçbirini tutturamamıştı. Kaçırmıştı bacaklarının arasından çocukları. Vay itoğlu itler! Başa çıkılmıyor ki bunlarla. Sonra döndü Hamdi Yılmazer'e. Çocuk değil bunlar sintine faresi. Yakalayabilirsen yakala. 5 değil, 10 değil, yüzlerce var bunlardan. Nutuk söylemek kolay. Gel de başa çık bu piç kurularıyla bakalım. Hadi bayanlar baylar, Üsküdar. Sahipsiz yavruları Kurtarma Derneği'nin balosundan dönenler davrandılar. Dernek başkanı Hamdi Yılmazer eğilmiş, kanepenin altında ayakkabılarını arıyordu. Tüh anasını dedi. Sakın yürütmüş olmasınlar benim pabuçları. Başını kanepenin altına sokmuş boşuna arıyordu. Mühendis üzülme dedi. Yabancı değil sizin çocuklar. Satıp da sabah sabah hamal böreğiyle kahvaltı yapacaklar. Üzülme Hamdiciğim. Gecenin masrafına bunu da eklersin. Bir çift ayakkabı. Hadi gir koluma da bindireyim seni arabana ayakların yere değmeden.